Şu Şöyle. heyeti bir görelim mi Gaffar? Anlatmakla bitmez yani şeyde şu an oradaki ihlaller. Çok konuşulan 99. Lozan yılında heyeti. 2023'te Çok güzel 100. yıl olacak Lozan'ın. Çok güzel fotoğraf. Hasan Bey eski Maliye Bakanı. Hasan Saka, İsmet Paşa var. İsmet Paşa eğilmiş olan Dışişleri Bakanı. Bir de Rıza Nur Bey var. O zaman Sağlık Bakanı Rıza Nur. Yani günler sürüyor Lozan. Leman Gölü'nün kıyısında bir köşkte yapıyorlar bunu. Toplam tabii, 9 ayı buluyor. Tabii. 9 Kasım'da başlıyor. Konferans 9 ay tabii. Son Kasım'da son başlıyor. Tabii. 24 Temmuz. Yani Lozan konferansları diye geçiyor tabii zaten yani. Hocamın söylediği gibi 9 ay buluyor. 22'de başlıyor yani. 22'de bu, başlıyor. Yani çok sıkı pazarlıklar var tabii. Yani bir de iletişim imkanları da yok. O yılları sürekli Ankara'ya tel çekiyorsunuz işte. Belirli yani belirli şeylerle kullanabiliyorsunuz onu da. Yani hemen elinizin altında değil o da şimdi. WhatsApp gibi yazamıyorsunuz hemen yani. Ankara'ya gidecek. Ankara'da işte dışişleri görüşecek. İşte Mustafa Kemal'e gidecek. Belki oradaki Ankara'daki heyet değerlendirecek. Hiç kolay değil. Bir de karşınızda şimdi mesela hocam söylediler yani Serv gibi değil. Geniş bir şey var. Ülkeler heyeti var yani. İngiltere var, Japonya var. Kuklayı tutanlar Romanya var aslında orada. Hırvatistan yani var, Slovenya var. Yani Slovenya falan var. Sırplar var. Sırplar var tabii. Sırplar var. Biz tekiz orada yani. Yani tek başımıza onlara karşı bir çizgi çizmeye çalışıyoruz. Bizim müttefiklerimiz çünkü hepsi zaten teslim olmuş, düşmüşler. Yani 1919-20 sürecindeki anlaşmalar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki anlaşmalar, işte Versay'ı yaptı Almanya, Trianon'u yaptı şey Macaristan, Saint-Germain'i yaptı Avusturya, Bulgaristan şimdi gelmiyor aklıma. Yıkım anlaşmaları, tabii belki anlaşmalar, İkinci Dünya Savaşı'nın temelini olmuştu anlaşmalar. Bize de Servi imzalattılar. O revizyonu yapabilen bir biz varız. Diğerleri yapamadı. Tabii. Yani mağluplar arasında. Sevr'de de bu arada arasında meclisimiz onaylamadı. Onu da söyleyelim tabii, yani. Sevr onaylanmadı. Padişah'ın tabii, da şeydi. İşte bu yalanlar hep yayılıyor ya. Doğru. Revizyonu yapabilen biziz. Yani Almanya'nın revizyonu 2. Dünya Savaşı'na kaldı. Başka bir şey oldu yani. Almanya hediyesi versin nazizm oldu, faşizm evet oldu. Hitler'i doğurdu. Hitler'i çıkardı. Bizde öyle olmadı. Bulgaristan'ınki revize edilmemiştir. Küçük şey olarak kaldı. Diğerleri 2. Dünya Savaşı'na şey kaldı. Biz ise İşte aşağı yukarı bir 4 yıl sonra, yani 3,5-4 yıl sonra o dayatılan teslim anlaşması, yıkım anlaşmasını revize ettik. Hocamın söylediği konu yani bu aslında büyük bir başarı. Servin üzerine düşünürseniz büyük bir başarı. Ama tabii oraya giden heyetin cebinde başka talepler vardı yani. Sonuçta siz yani dünya üzerinde bir cumhuriyet olarak varlığınızı tasdik ettireceksiniz orada. Bugüne kadar attığınız anlaşmalara Osmanlı Devleti adına imza attınız. Burada Türkiye Cumhuriyeti olarak imza atıyorsunuz. Ali Naci Karacan medya gözlemcisi. Ali Karacan dedesinin o süreci anlatan bir kitap çıkarmış. Bugünlerde Lozan diye çıkıyor. O şeyden bahsediyorsun ya, iletişim araçları bu kadar değil. Ve manipüle de ediliyor Türkiye'ye tabii, gelen telgraflar. Tabii. Orada da ciddi bir mücadele tabii, süreci tabii, var. Tabii, tabii, tabii. Bunları tabii, da hatırlamak lazım. Tabii. Yani şey 5 bölüm 143 madde. Büyük oranda problemlerimiz çözülüyor ama çözülemeyenler de var. Tabii hep kafamıza takılan nokta bir misak-ı millimiz var bizim, milli yemin. İşte milli yeminde sınırlarımız var, çizmişiz. Yani o sınırların hepsini elde edemiyoruz. Başka bazı sorunlar da var, geri çekildiğimiz noktalar var. Ama şimdi, kazandığımız zafere oranlı olarak bir sonuç elde ediyoruz, tabii, onu da tabii, söylemek günün, lazım. Günün koşullarında, yani yıkımdan çıkmış bir ülke günün koşullarında çok başarılı bir metin. Fakat yeterli bir metin değil. İşte yeterli olmadığını Mehmet Hocam aktardı. Nereden biliyoruz? İşte Montrö hamlesini yapıyor Atatürk. Boğazlar bizim elimizde değil ki. Bir heyet var. Heyetin başına bir Türk koymuşlar. Altında yabancılar var. Asker yok. Türk askeri yok. Hani şimdi biz Ayasofya yeniden cami oldu falan diyoruz ya. Yani Ayasofya'nın bulunduğu toprak Türk egemenliğinde değil zaten. Mesela bu haliyle kalsaydı. Bu haliyle kalsa bize ait değil zaten. Olmasaydı bugün ne olacaktı? Tabii yani, bugün orada. Bugün Karadeniz ne hale gelirdi? Tabii tabii. Ya bugünkü savaş Montrö koşullarında geliyor, düşünün. Revize edilecek anlaşmalar gerekiyor bugün de. Şimdi Montrö şeyi getiriyor. Boğaz'a bağımsızlığı getiriyor. Hatay konusu var. Hatay siyasi bir şeyle ama sadece siyasi değil. Aynı zamanda biraz zoru da göstererek çözüyoruz. Ama çözülemeyen konu var. Mesela Musul konusu bırakıldı Lozan'da. Çözülemedi. Yani çok uzadı. Uzadı pazarlık. Şimdi İngiltere ikiye ayrılmıştı. Başbakan başka bir yanda. Dışişleri bak, savaş kabinesi, savaş bakanı başka bir yanda. Yani her ülkenin de kendi içinde başka dengeleri var. Musul konusunu ileriye bıraktık, çözeceğiz. Ama burada önemli olan nokta Mehmet Hoca'nın yani dediği yani. İlerleyen süreçlerde Türkiye'nin eli güçlenince. Tabii, şimdi Melih bütün. Değil mi? Siz o tabii, sorunları tabii, aşıyorsunuz. Lozan'ın yani bir anlamda üstüne çıkıyorsunuz. Şimdi bugün bütün, de Türkiye'nin eli güçlü. Pek çok nokta da bastırıyoruz. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Hani bir Osmanlı paşası, ki Cumhuriyet'in artık Mareşali. İsmet Paşa. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa.
asla buna kâfi demez. Annesinin toprakları, doğduğu topraklar kalmış. Evet, Selanik. Musul kalmış. Yani bu bir kazanım ama önü açık, devamı gelebilecek bir metin. Dolayısıyla siyah beyaz gibi tartışmalar anlamsız. Doğrudur. Bu metni dondurmaya çalışmak da anlamlı değil. Yani. Bu metni donduralım, bayram olarak kutlayalım, hiçbir şey değişmesin demek Lozan'a sahip çıkmak anlamına gelmiyor gibi görünüyor. En önemli arzusu bence orada yeni cumhuriyetin dünya tarafından kabul edilir olmasıydı. Tabii. Bu bile tek başına başına bir kazanımdı. Tabii. Hocamın da söylediği, Gaffar Bey'in söylediği gibi. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti olarak altına imza atıyorsunuz. Hı hı. Eski anlaşmalarınızın geçerli olabilmesi ayrı bir şey ama yeni bir cumhuriyetin imzasını siz atıyorsunuz. Bir de tabii Lozan'daki sevre göre bu iyi çıktıların, ortaya çıktıların belki bir sebebi de yine Gaffar Bey'in söylediği gibi o döneme kadar, o 3 yıl içerisinde İtalyanların aşırı iştahlılığından şikayet eden İngilizler, hatta Amerikalılar, hatta Ruslar. Bunlar tamamen taraf değiştiriyorlar. Yani İtalya'nın bu topraklara girdikten sonra, işgal ettikten sonra bir daha buralardan çıkaramayacaklarını ve kendi aleyhlerine bir durum oluşacağıyla alakalı bunların tespitleri var. Hmm. Ve Amerikalılar da asla toprak iadesi yapılmayacak diye destekleri var. Bunların hepsi o dönemde aslında lehimize gelişen şeyler. Yani Lozan'ın belki de bu hale gelmesinde kendi arasındaki paylaşım sıkıntılarından kaynaklanan bir süreç de var. Süreç var. O da bizim lehimize işliyor. Onu da tabii kullanmışız. Şimdi şey geldi bakın bu Misak-ı Milli. Misak-ı Milli ya da Ahd-i Milli o geldi. Şimdi buradaki tabii tespit şöyle. Müslüman Türk nüfusun çoğunlukta olduğu, egemen olduğu tarihsel olarak sizin coğrafyanız olan bölgeler. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun son 100 yıllık küçülmesinde doğudan, batıdan ve güneyden gelen göçlerin, büyük Müslüman göçlerinin kendine mesken tuttuğu yerler. Yani hem doğuda 150 yıl diyelim hatta biz ona yani. Hem kuzeyde yani doğudan kastım o. Kuzeyde, Kafkasya'da hem güneyde hem de batıda. Batı zaten tam bir facia biliyorsunuz. Yani batı tüm Balkanlar boşalıyor. Ve o nüfusun akıp yerleştiği tarihsel Müslüman Türk toprakları. Bunun üzerine bir anlaşma yapılmış. Yani bizim yeminimiz bu yani. Kurtuluş Savaşı'nı öyle başlatıyoruz. Evet. Ama işte gücünüz yettiği kadar alıyorsunuz. Yetemediğini de parça parça almaya gayret ediyorsun. Şimdi orada çözülemeyen konulardan biri Musul'du. İşte adalar konusu var, başka Kıbrıs konular da var. Kıbrıs'a söyleyeceğiz. Bravo. Yani. Mesela Kıbrıs şöyledir. Bakın Kıbrıs önemli bir şey söyledi hocam. Şimdi Kıbrıs 1914'te Kıbrıs'ı İngiltere'ye ilhak ettiğini açıkladı. Ya fiili durum oluşturdu zaten, elindeydi Kıbrıs. Yani ben ilhak yani aslında daha evvelki anlaşmayla bir anlamda fiilen İngiltere'ye bırakılmıştı. Fakat siyaseten İngiltere'ye bağlı değildi. 1914'te ilhak ettiğini açıkladı. Osmanlı Devleti kabul etmedi bunu. Lozan'da biz bunu kabul ettik. Yani Kıbrıs kabul etmek zorunda kaldı. Dedi ki tamam zaten siz aldınız bunu kabul. Ama ne oldu bakın, ilginç bir şey oldu. 1974'te Kıbrıs'ta Samson darbesi olunca, yani garantör vaziyettesiniz orada. Darbe olunca koşullar değişti. Gittiniz orada kendi cumhuriyetinizi kurdunuz. Çünkü bütün anlaşmalar kondisyonel. Yani dünyada mutlak bir anlaşma tabii yok. Ki, değil mi? Koşullara bağlı. Koşullar değişince anlaşmaların şartları da konuşulur. Ama bakın şimdi ya, adaları da örnek vereyim. Burada adaların mesela, durumu ne mesela? Bak 12 ada Uşi Anlaşması ile İtalya'ya bırakılmıştı. Biz Lozan'da feragat ettik İtalya lehine. Tamam dedik yani onu şey yapamıyoruz. O konuyu halledemiyoruz. 3 milden daha yakın olan adalar bizde olacak dedik. Onu aldık. Diğer dışarıda kalanlar da Meis falan bizde bu haritada. Ege'nin batı kısmında kalan adalar. Rodos da gündemdeydi tartışmalarda. Ege'nin güneyinde kalan adalar da silahlanmamak koşuluyla, askeri şekilde kullanmamak gayri koşuluyla gayri askeri statüde Yunanistan'a verildi. Şimdi bizim şu anki kavgamız ne? Yunanistan adalara silah. Yunanistan oraya ya silahlanmak derken bu arada bu şey değil yani karakol, jandarma, bekçi değil. Yani askeri üs falan. Kuruyor. Radar üssü kuruyor. Hava her birine şey yapmış adam. Ya dünya sosyetesinin af buyurun açılıp saçıldığı adaları var bunların. Oraya hava üssü yapmış adam. Ya kimi koruyacaksın sen abi? Dünya sosyetesini mi koruyacaksın? Paparazileri mi koruyacaksın orada? Mikonos'a falan da mı koymuşlar? Miko tabii. Yani belli ki bir iş hareket yapacaksın bize. Yani çok belli. Biz onun davasını gidiyoruz şu anda. Yani egemenlik haklarımızla ilgili bir şey. Şimdi Kılıçdaroğlu'na bağlayacağım bakın.
Kılıçdaroğlu'nun bu Lozan bayram hikayesi nereden geliyor biliyor musun? Bütün Yunan basını, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı revizyonist olarak iteliyor. Revizyonist tabirin. Revizyonist ne demek biliyor musunuz? Yani mevcut bir anlaşma var. Anlaşma geçerliliğini koruyor. Kimse bunu ihlal etmiyor. Biz Yunanlar da ihlal etmiyoruz ama siz revizyon istiyorsunuz. Kemal Bey, bilerek ya da bilmeyerek, çok şuursuz olduğunu zannetmiyorum ama yani elimde veri olma, bilerek ya da bilmeyerek. Koca ana muhalefet lideri yani, ne yaptığını biliyordu. Yunan tezlerinin Türkiye'deki savunuculuğunu üstleniyor. Yani Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik uluslararası arenada revizyonist suçlamasının Türkiye'deki temsilciliğini. Bu rolde Atatürk'ün kurduğu partiye mi kaldı? Ya bu rol, bir defa bu rol Atatürk'ün tam karşı cephesi mi? Yani Atatürk bu cephedeyse, şimdi hocam dedi değil mi? Osmanlı subayını düşünün. Cumhuriyeti kurmuş, Kurtuluş Savaşı'nın komutanı. Cumhuriyet kurmuş, onun kurucu lideri. Yani şu pozisyon Atatürk'ün tam karşı pozisyonu yani. Atatürk'e evet. düşmanlık edecekseniz burayı almanız lazım, öyle söyleyeyim. Atatürk'e düşman olacaksınız, bu pozisyonu almanız lazım. Üstelik bu açıkça Yunanistan'ın tezlerini savunmaktır. Atatürk ne diyor? Bakın 1930'larda söylüyor. Sovyetler Birliği bugün müttefikimizdir, dostumuzdur falan. Ama diyor, gün gelecektir, orada yaşayan Türkler bizim kardeşlerimizdir, soydaşlarımızdır. Onlarla ilgilenin diyor. Onlara sahip çıkın diyor. Ya yani 1980'lere, 90'lara bir mesaj veriyor. Atatürk dinamik bir adam. Ya yani böyle tarihte kalmış bir karakter değil. Hı hı. Bu çok absürt bir durum. İşte bu Lozan zaten tartışılmalı. Lozan'ın bir kere Yunanistan ihlal ediyor. Yani biz bugün tabii ki Lozan'ı işletmeliyiz. En azından hatırlatmalıyız. Yani ya, Lozan'da yazanları tabii hocam gayri askeri statüde ne tanımlanıyor biliyor musunuz Lozan'da? Kaç tane zabit kılıcıyla orayı koruyacak? Yani yerel asayiş tanımlıyor. Polis. Jandarma. Polis birliğini tanımlıyor. Yani 10 tane, 20 tane burayı polis koruyacak diyor. O kadar. Ve bunun teçhizatı da belli, tanımlanmış. Böyle büyük ağır silah falan filan mümkün değil. Dolayısıyla bugün bu ihlal ediliyor. Şimdi bu azınlık konusu, hocamın değindiği konu. Yani çok uzun. O, yani iki program yapılır. Yani Batı Trakya'daki Türklere evet. yapılan anlat bitmez. Mecliste oturumlara konu oluyor. En son bizim TİKA başkanlarımızı almadılar Yunanistan'a. Yani Yunanistan çok düşmanca tutum sergiliyor bize karşı. Şimdi bir de şeyi değiştiriyor. İçerideki azınlık politikası, azınlık eğitimini yeni kanun tasarısı geldi şu anda meclise. Onu onaylayacak. Yani çok tehlikeli adımlar atıyor ve Lozan'ı ihlal ediyor. Azınlıklar şimdi mübadele yapıldı. Bu arada bizim talebimiz de değildi, onların talebiydi. Mübadele şöyle oldu. Batı Trakya'daki Türkler kalacak, İstanbul'daki Rumlar kalacak. Evet. Onlar da azınlık statüsüyle haklarına sahip olacaklar. Şimdi bakın, Türkiye bir milim sapma yapmadı bu işten. Yani ne patrikhane ile ilgili, ne vakıflarla ilgili, ne de azınlık okulları ile ilgili. Azınlık okulları olduğu gibi duruyor, azınlıkların hakları olduğu gibi duruyor. Türkiye'deki Rumlar için söylüyorum, durması da lazım. Yani tabii, attığımız imzayı da sadığız aynı zamanda. Türkiye Cumhuriyeti olarak söylüyorum yani. Ama Yunanistan uymuyor. 1000 küsür tane okulu kapatmış ya şeyden beri. Lozan Anlaşması'ndan beri. Üstelik nüfusta bir azalma da yok yani. Talep İşin yoktur işte. Bahanesiyle okulları kapatıyor. Ama şuralarda açın dediğiniz, zaman da ona da duyarsız davranıyor, açmıyor. Azalma bizim tarafta tabii. var. Aynen. Yani bizden Rum nüfus Yunanistan'a, farklı ülkelere göç var. Muhtelif sebeplerle, ekonomik sebeplerle vesaire. Bir de hem 64 hem 74'te Kıbrıs olayları nedeniyle gitmeyi tercih edenler de oldu. Hı hı. Özür dilerim, o yeri gelmişken söyleyeyim, gitmeyi tercih edenler diyorum ama Türkiye'de belki bazı ırkçılar da o insanları taciz etmiş olabilir yani. Onu azınlıkların mülksüzleştirilmesi diye bir politika da vardı. Onu da söyleyelim. Orada da yani biliyoruz. Şey yapmayalım. Yani objektif Elbette. Olalım. Objektif olalım. Ama Türkiye Cumhuriyeti kurumsal olarak attığı imzaya sadık. Yani burada kalan Rum nüfus 3-5 talebe gidiyor. Şey, Gökçeada'da Rum okulu var. Rum lisesi var. Yani mevcuduna gidin bakın ya kaç evet. tane bizden talebe gidiyor. Bizden kaynaklanmış sorun yok. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu dönemde en azından ne bileyim Miçotakis yönetimine bir eleştiri yapsa diye Lozan'ı şunu yapıyorsunuz. Fakat müstakbel dışişleri bakanlarının kim olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin Ege'de ne işi var diyen adamları, ne bileyim Sezgin Tanrıkulu'nu dışişleri bakanlığı Sevgili yapmaya çalışanlar herhalde. Çipras Kılıçdaroğlu'ndan daha çok eleştiriyor Kesinlikle. Miçotakis. Çok enteresan bir durum yani. Siz gerçekten yapıyorsunuz diyor. Hatta bir şey söyleyeceğim, bakın Çipras'ın eski bakanı. Aynı zamanda Genelkurmay, hem eski Deniz Kuvvetleri Komutanı. Evet. Sonra 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Tabii amiral. Uzun bir sürede aşağı yukarı bir 2 yıl kadar bir sürede en son Çipras hükümetinde
Çipras'ın savunma bakanıydı. Bakın bir radyo röportajı verdi amiral. Diyor ki, ya diyor marul yaprağı gibi para harcıyoruz ya diyor. Silahlara. Avrupalıları, Amerikalıları önümüze ne getirse alıyoruz biz diyor. Eski teknolojiler. Tabii bu konuşan adam eski savunma bakanı, eski genelkurmay başkanı. Biz bunları alıyoruz. Yunan halkı aç diyor ya. Bu insanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Ve şunu söylüyorum Eli. Bizim Türkiye kadar güçlü olmamız mümkün değil. Türkiye'yi askeri olarak yenmemiz de mümkün değil. Bu bir çılgınlık, bu delilik. Yarışa diyor. Girmeyelim. Yaz geliyor. Anlamsız delilik diyor yani. Bu gerçek evet. Bir delilik. Bakın diyor. Bak, Lozan Kemal Bey bunu söylemiyor ama. Kemal Bey buna itiraz etmiyor. Bitti sen de yazdın ya. Ya bir de karşı tarafa bir eleştiri getir abi. Usulen olsun. Usulen olsun. Lozan tartışılırken bile bakın İngiltere ta nerede? O zaman İngiltere'deki bu birbirine girmelerinin sebebi Müslüman alemiyle, Osmanlı'yla, onun bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti'yle düşman olmaya gerek yok. Bu Yunanlıların iştahından dolayı, bu İtalyanların iştahından dolayı Türkiye ile bu kadar uzak durmaya, Müslüman alemiyle bu kadar Hindistan'la o zaman müthiş bir yiğitlik evet, gösteren evet. Bir Hindistan var. Unutmayalım. Hı hı. Ve baş kaldıran ve gerektiği zaman da tavır koyan bir Hindistan evet. Var. Ve o zaman sömürgecilerden daha yeni kurtarmış kendisini bir Hindistan var. Müthiş duruyor Osmanlı arkasında, Müslüman alemin arkasında. Özür dilerim. Henüz daha bölünmemiş tabii. Bangladeş ve Pakistan bir arada. Tabii. Evet. Büyük, yani, Hindistan. Büyük Hindistan. Büyük Hindistan. Büyük Hindistan. Ve evet. o dirençle beraber bizim kazanımlarımızın bir kısmı da oradan geliyor. Ve onlar bile bizimle, bak adalar, Birleşik Krallık bile Osmanlı ile ve Müslüman insanlarla bu kadar düşman olmamayı göze alırken komşumuz şurada Yunanistan... Bunda ısrar ediyor ve bunu şimdi aslında Melih Bey şöyle akıllı insanlar ve toplumlar başkasının yaşadıklarından örnek alırlar. Oradan bilgilenirler. Yani kendi üzerinde deneyenler aptallardır. Şimdi hazır daha bugün. Yaşanmışı var diyorsunuz. Hem yaşanmışı var yaşanmakta olanı var. Yani olanı burada var. Ukrayna Rusya mevzusunda Ukrayna'nın yaşadıkları var. Tamam o konuya da geçelim artık. Yani. Aynen buradan da doğru evet. Söylüyorsunuz.